Siz istemiştiniz. Tabii veririm. Ne yapıyorsun be? Ay çok affedersiniz. Ben hemen şey yapayım. Ver lan bana. Çek bu kenara. Gel aşkım içeri temizleyelim. Gel buraya. Şunu al. Çabuk kaybol ortadan. Neden ama? Kızım bak. Bunların hepsi zengin züppesi. Birazdan iyice kafayı bulurlar. Sonra biri laf eder falan. Başımız ağrımasın ya. Ama kazardı. Siz de gördünüz. Ben bilerek bir şey yapmadım. Sen buralarda yenisin. Onlar her zaman haklıdır. Neyse benim içeri gitmem lazım. Zeynep'e selam söylersin. Aptal Narin. Gene kapı dışarı edildin işte. Hadi bakalım Zeynep'e ne diyeceğiz onu düşün şimdi. Öf. Sıkıldım abi bak gidiyorum ben. Boşu boşuna bekliyoruz işte. Gelmeyecek belli. Hadi. Geliyor lan işte. İyi akşamlar. Gördün mü oğlum? Gülümsedi lan bana. Ya yok, ne alakası var ya? Kibarlığından şey yaptı kız. Hasetsin oğlum sen. Gülümsedi işte kız bana. Ulan. Oğlum şimdi gideceğim eve. Bir temiz uyuyacağım tamam mı? Tatlı tatlı rüyalar göreceğim böyle. Var ya şöyle bir kız gülümsüyor sana işte hayatının bir gününde çıkıyor karşına. Ne derdin kalıyor, ne tasan kalıyor, ne bir şeyin oğlum. Ah lan. Aa, erken geldin. Nasıl geçti? İyi. Saat daha 11 parti yeni başlıyordur. Ne işin var senin evde? Adresini bulamadın sen yoksa. Ya buldum da. Ya işte çocuğun üstüne bardakları falan dökünce çarpınca öyle şey oldu. Bravo, kovuldun yani. Ya yanlışlıkla oldu. Vallahi benim bir suçum yok. Çocuk bana çarptı o bakımdan yani. Yok anlaşıldı. Senin çalışmaya gönlün yok. Bugün kovulduğun ikinci iş. Bu ne bolluk ya? Kimse seni işe almak için sırada beklemiyor. De araya girdim ben. Zeynep çocuk bana çarptı ya. Yanlışlık oldu. Niye böyle yapıyorsun? Ay başında görüşeceğiz biz seninle. Ev sahibi kapıya dikilince. Başarılarının devamını dilerim. Allah Allah ya. Ay, komşular gelecek mi dersin Recep? Gelecekler tabii kızım. Çok sevdiler bizi burada. İnşallah. Nasıl başlar söyle gidermiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Bu semtin en çok iş yapan esnafı biz olacağız. Nasıl olacakmış o söyle de biz de bilelim. Yani onu ben de tam olarak bilmiyorum ama yemin ediyorum oğlum için dünyayı yakarım, dünyayı. Recep, ya boşanamazsak ne olacak? Ha? Yarın öbür gün karnım büyüyecek. Nasıl bakacağız biz el alemin yüzüne? Akşam söyleyecektim ama şimdi yeni iş yeri açıyoruz. Böyle moralim bozuk olmasın. Ay söyle ne oldu? Avukat mı aradı? İşte boşanmayı kabul etmiş. Ya İbo'mu verecek miymiş? Erdoğan, İbo kesinlikle olmaz demiş. Ay Recep, ben çok özledim İbo'mu be. Vallahi dayanamıyorum artık. Bak gülüm. Kısacık zamanı neler hallettik, değil mi? Aa bak, yeni bir yere. Boşanalım, bütün işlerimizi yoluna koyalım. İbo'yu da alacağım, üçümüz hep birlikte yaşayacağız. Söz veriyorum sana. Söz. Geldiler. Hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, bir kek versene. Hemen. Buyurun. Teşekkür kek de var. Ederiz. Alışana kadar biraz zorlar Mehmetciğim. Sen böyle elimi tuttuğun müddetçe beni hiçbir şey zorlamaz. Yavaş. Merhaba. Oğlum. Ne oldun sen böyle? İyiyim ya, iyi. Otur bakayım şöyle bir. Abi ne oldu sana böyle be? Ya iyiyim. Ya başı döndü, tansiyon düşmüş de biraz. Ha. Ben oğluşuma şimdi bir tuzlu ayran yapıveririm. Hiçbir şeycik kalmaz. Değil mi oğlum benim? Ha? Söyle şunu Süze, gitsin evimden. Ben bakarım oğluma. Anne ayıp be, ayıp. Ne ayıbı be? Hiç olur mu öyle şeyim? Bak çok iyi bir kız o. Ay kimse kim? Bana ne? Gitsin evimden. Ben istemiyorum onu. Gitsin, gitsin evimden. Sus be, sus. Melek, bak öyle mi? Doğru söyle. Ne oldu buna böyle? Yok bir şey. Vallahi yorulmuş biraz. Bir de bugün hava çok sıcaktı ya. İşte öğle yemeği falan yemeyince böyle tansiyonu düştü. İyi günler. Bu kapıdaki ilan için gelmiştim ama. Dedem burada değil. Nerede acaba? Camiye gitti. Öğle namazını kıldıktan sonra gelir. Şurada bir yerde oturup bekleyebilir miyim? Anladım. Evet. Hoş geldin Hacı amcam. Allah kabul etsin. Cümlemizinkini. Var mı yaramazlık? Yok Hacı amcam, her şey yolunda. Kim bu kız? Vallahi bilmem ki. Mete Bey'le konuşurken gördüm. O zamandan beri burada. Çok mu yoruldun kızım? Ah, affedersiniz amca, içim geçmiş de. Otur kızım, otur otur. Yerine mi bakmıştın? Ben konuştum, dedem camiye gitti deyince. Ha, o benim torun. Niye aramıştın beni bakayım? Kapıdaki iş ilanı için rahatsız ettim amca. Oğlum, bana şöyle bir tas çorba, bir de şöyle bir tabağa domatesle peynir doğrayın. Aç mısın sen? Yok, hiç değilim, sağ olun. Bir tabak da hanım kızıma getir. Demek çalışmak istiyorsun. Evet ama sadece akşamları ve hafta sonları çalışabilirim. Neden? Okuyor musun? Evet, hukuka başlayacağım inşallah bu yıl. Aa, bak çok güzel hanım kızım, çok güzel. Demek avukat çıkacaksın ha? Maşallah, maşallah. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hadi. Bismillah. Daha önce hiç çalıştın mı? Hı? Daha önce çalıştın mı? Hı. Yaslağında, kuaförde çalıştım. Yaslağın? Hı. Ne tarafa düşüyor bu? Balıkesir'de bir kasaba. Peki, ne zaman başlayabilirsin? Hemen. Hemen başlarım şimdi. Aziz. Buyur Hacı amca. Hanım kızımı say. Senin adın neydi? Narin efendim. Narin Yılmaz. Narin hanım kızımı mutfağa götürüver. Bardaklara koysunlar. Koysun Hacı amca. Çok sağ olun. Hacı amca gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dur bakalım. Dur. Öyle hemen sevinme. İlk önce bir deneyeceğiz. Tamam. Tamam. Söz veriyorum size. Ben ayna gibi parlatacağım o bardakları. Gel kardeşim. Geç. İşte. Gözlerine bakmadan veremem bu kararı. Ya elinden gelmezse? Bilmiyorum canım. Bilmiyorum. Güzel bir sürpriz. Seni beklemiyordum. Narin'im bir tanem. Tahmin ediyorum bana çok kızgınsındır. Hop, ne yapıyorsun sabahtan beri? En azından veda mektubunu hak ediyor. Of ya, böyle bir durumda ne yazılır, ne yapılır yani hiç bilmiyorum. Vallahi bence her şeyi en baştan anlat kardeşim. En baştan. En baştan. Ailemdeki bütün herkesin deli olduğunu ve tımarhaneye kapanması gerektiğini mi anlatayım yani? Bunların da en zararsızın annem olduğunu. İnanır ya. Kolay gelsin kardeşim. Narin'im ben gitmek zorundaydım. Sana hiçbir zaman söz edemeyeceğim nedenler yüzünden. Sana büyük acılar yaşattığını biliyorum. Ama en azından seni hala çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. Elveda aşkım. Narin, hadi ya bitir artık işini. Bir an önce evine git. İşe alındın mı? Alındın, alındın. Yukarıda sana bir paket bıraktım. İçinde çok güzel yemekler var. Karnını iyice doyursun dedi Hacı amca. Hadi bakın. Tamam, tamam bitireyim hemen. Hadi bakın. Of, 100 kilo olacağım bu lokantada ya. Allah'ım çok mutluyum ya. Unutacağım seni Fırat Kazan. Göreceksin bak. Okulumu okuyacağım, paramı da kazanacağım. Aklıma bile getirmeyeceğim seni. Göreceksin bak. Erkencisin. Ya sen akşamlara çalışmayacak mıydın? Şefim şimdi okul yok ya, bol bol vaktim var, geleyim dedim. İyi o zaman, hadi geç içeri. Yalnız öyle erken girmene gerek yok. Yani öğle servisine yetişsen yeter. Öğle servisine kadar yapacak çok iş bulurum ben, sen merak etme. Öyle olsun bakalım, hadi geç. Geç bir kahvaltı ısmarlayayım sana, gel gel. Ay yok, kahvaltı istemem vallahi. Dün yediklerim 3 gün idare eder beni. Allah hayırlı versin. Otursana oğlum, o kadar şey hazırladım. Çıkacağım hemen, acelem var. Nasıl yani acelesi? Şu Narin'e yazdığım mektubu kapısının altından atacağım. Vay, bitirdin sonunda ha? Onu sevmediğim için gittiğimi düşünmesin. Dilim vardığınca bir şeyler yazdım işte. Tam hepsini yazmadım ama umarım beni affeder. Oğlum zaten çekip gideceksin. Niye ümit veriyorsun ki kıza boşu boşuna? Bırak ya, unutsun seni işte. Ya ümit verdiğim falan yok be oğlum ya. Onca şey yaşadık, sadece kalbini kırmak istemiyorum işte. Ben bakarım. Arın amca, senin ne işin var burada? Gelsene. Arın amca bizim aile avukatımız. Serdar da ev arkadaşım amca. Otursana Arın amca, yabancı değil, anlatabilirsin. Belli ki yine kötü şeyler var. Fırat. Hemen pasaportunu, eşyalarını al, derhal havaalanına gitmemiz lazım. Niye ya? Nereden çıktı şimdi bu? Benim daha gitmeme çok var. Vaktimiz yok, yolda anlatırım. Baban da havaalanında bekliyor zaten. Vallahi bana hiçbir şey anlatmazsan gitmem yani şuradan şuraya Arın amca. Oğlum işte savcılardan biri takmış babana. Bütün şirketleri didik didik ediyorlarmış epey bir zamandır. Ne yapayım yani? Bu bilindik bir şey, beni niye ilgilendiriyor ki? Oğlum unuttun mu? O şirketlerden bazılarına sen de ortaksın. Yurt dışına çıkış yasağı konması an meselesi. Hemen Amerika'ya gitmen lazım. Bütün geleceğin bitecek yoksa. Biz arkanızdan buraları toplarız. Ama şu anda hemen gitmeniz lazım. Ne güzel şeyler var bu dükkanlarda be. Paran olacak, çifter çifter alacağım. Giyeceksin şöyle, kuşanacaksın, okula gideceksin. Karnın doydu tabii. Elbise alman eksik kaldı değil mi? Kirayı nasıl vereceksin bakalım? Merak etme kanka. Geçecek hepsi. Döneceksin geri. Orası belli olmaz. Babam yine kim bilir neler karıştırmıştır. Neyse. Narin'in evini biliyorsun. Bunu kapısının altından atarsan sevinirim. Tamam. Benim için çok önemli. Merak etme, ben hallederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın güzel kız. Günaydın. Gel şöyle oturalım, azıcık konuşalım seninle. Otur, otur şöyle. Yakında okullar açılıyor. Herhalde oldukça heyecanlısındır ha? Evet Hacı amca, çok heyecanlıyım gerçekten. Yani çocukluğumdan beri hayalim, düşünsenize. Allah tamamına erdirsin inşallah. Annem baban ne kadar gururlanıyordur seninle kim bilir. Keşke bizim Ayta da senin gibi okuyabilse. Ama nerede? Liseden atıldı. Tembellikten. Ne o? Senin yüzün düştü birden. Hayattalar değil mi annenle baban? Hı. Oğlum, 2 çay getirir misin? Sen de anlat bakalım. Kimsin, nesin, kimlerdensin değil mi? Hanım bir kızsın belli. Şurada günlerdir yüz yüze bakıyoruz. Tanıyacağız birbirimizi. Elveda aşkım. İşte öyle Necati abiyi de jandarmaların arasında görünce ben de kalktım geldim Hacı amca. Yani annenin elini öpemeden, hayır duasını alamadan kalktın geldin buralara. O zaten görmez ki beni. Fark etmez yokluğumu yani. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyor kendisi. Aa, ne olursa olsun o senin annendir. Bak yine de sen bilirsin ama ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim bayramda annemin elini öperim, kırgınlıklara son veririm. Onlar da bilsinler nerede olduğunu, rahat etsinler. Hı? Gene de sen bunu bir düşün ha. Ha, aklındayken gel. Ah, bu senin haftalığın. Ha, buradakiler çok memnun çalışmandan. Böyle devam et, oldu mu? Hadi bakalım. Sağ olun Hacı amca. Uyudun mu? Hacı amcanın haftalığımı aldım. Ya geri kalanını da haftaya alınca bütün kiranın tamamını bitirmiş oluyorum. Duydun beni değil mi? Zeynep fena içti. Dur, sızdı kaldı duyamaz seni. Ne yapıyorsun be? Ne var ne oldu? Gel biraz muhabbet edelim dur nereye? Ya sen de amma yabanı çıktın kızım be. Üf. Bunların hepsini bir kenara yazıyorum Cengiz Efendi tamam mı? Bunun hesabını vereceksin sen. Yak. Bak ya. Allah Allah katil olacağım burada ya. İş buluyorum, para kazanıyorum, karnımı doyuruyorum başka bir şey çıkıyor. Sen beni mi sanıyorsun? Beni mi sanıyorsun Allah'ım sen? Kimdi bu kız ya? Ha o partideki kız. Neydi bunun adı? Ha Deniz. Evet. Tabii ya. Kayıt olmaya geldiğim gün de görmüştüm ben. Ama beni bastılar. Hava çok güzel. Bebeğe gelen var mı? Tamam hadi. İyi oldu bütün paranı verdin Zeynep'e. Aptal Narin. Sen sağ ben selamet. Ulan bir simit alacak bile para bırakmaz mı insan kendine? Akşam lokantaya gidene kadar aç kaldı, aklın başına gelsin şimdi. Bir gün bayılıp kalacağım sokak ortasında açlıktan ya. O olacak sonunda. Biraz bozukluk bulsam bari. Bu ne be? Bu ne ya? Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Bir sürü de para he. Bak yine de şimdi benim de şu çorbada bir tuzum bulunsun. Bak pek fazla bir şey değil ama al bunu kızım. Ay hocam çok rica edeceğim lütfen. Narin al. Hocam lütfen hayatta ölümü hocam hayatta kabul edemem lütfen. Ant içtim olmaz. Neler yaptınız benim için? Çok emeğiniz var. Hele bugün yaptıklarınız olur mu? Hayatta alamam hocam. Peki. Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Tamam. Şükürler olsun ya Rabbim sana. En zor anımda Hızır Aleyhisselam'ı yolladın bana. Dün geceki sınavdan geçtim beyim. Çok şükür sana. Oh. Buldun mu lan Narin'i? Bulduk abi çok şükür. Var ya sevdanı dağlara yazarım var ya. Gözümü kırpmam yakarım var ya. Aşkına ömrümü adarım var ya. Ben... Yalnız abi şey var ya. Ne oldu lan? Ben yengeyi biraz böyle bir şey gördüm yani. Nasıl gördün lan? hafiften böyle bir hani kendi kendine konuşmalar, böyle bir gülmeler, hani hep böyle kafayı çizdirmiş gibi abi yenge. Onda bir sorun yok oğlum. Ben de kendi kendime konuşuyorum yani. Sen bundan sonra burada kalacaksın Ali. Ne yapıyor, ne ediyor, kimle geziyor, ne yiyor, ne içiyor, hepsini bana bir bir anlatacaksın. Abi yani ben yengeyi buldum da hani takip edeceğim ki yani. Oğlum gör nereye gidiyor, ne yapıyor, kimle görüşüyor, Allah Allah. Ya ben anlamıyorum yani. Şimdi sen yengenin yanına gitsen, ne bileyim bir gül yaptırsak, şöyle güzel güzel konuşsan, bir pastaneye davet etsen. Hani en başta açılmasan da olur, dersin işte biz hemşehriyiz. Bak geldik buraya, benim yazıhane... Bir tek senin kafan çalışıyor değil mi? Biz aptalız yani. Ha? Yok abi, o yüzden demedim. Hani bazen insanın eli kolu bağlanır yani, delikanlık hali. Ali, ben o kızın karşısına ne zaman çıkacağını biliyorum. O gün gelene kadar kimle görüşüyor, ne yapıyor, ne ediyor, hepsini öğren. Allah korusun, kız yanlışa düşmesin. Tamam mı? Tamam abi. Hadi şimdi yürü. Görev seni bekliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Var ya, sevdanı dağlara yazarım var ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.